Hadi 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 Reddit check yapalım. Hadi Reddit check. Oha, bu fotoğraf niye sende var ve nasıl var ya? Oğlum çüş artık ya. Bu sene 2022 falan ha. Pardon 2022 diyorum, 2012 falan. Ne zaman biliyor musun bu? Ersun Yanal'la şampiyon olduğumuz sene? Değil. Ondan önceki... Guiza vardı lan Guiza. 2011, evet üniversiteye yeni girdim burada. Seneleri Fenerbahçe yüzünden hatırlıyorum. Tabi lan bu şey ya, kubarmacı verin şenerji. Bağdat Caddesi burası. Kutlamadaydım. Aga be. Erenak'tan ifşa. Abi peki bizi yönetenleri kim yönetiyor? Bunu söyleyemem. Sadece size tavsiyem. Volkan Konağı dikkat edin. Alamaz. Olamaz. Küçük küçük kıpslar veriyorum işte. Alın mesajları. Erenak'tan'ın torunu dedesinin son vesiyetini ne getirir ve mağum sandığı açar. O mağum sandık mıymış lan? Ben yıllardır onu mavi sandık zannediyorum. Kadın şiveli olduğu için o mavi sandık var ya, mavi sandık falan diyor zannediyorum. Aha bir dakika, arkaya yeni gördüm. Askerden gösteren. Bu bizim evimiz miymiş abi? Benim oğlum niye bu? Ben Bobby ile mi çiftleştim? Bu ne oğlum? Bu ne ya? Bak ya, gene yaptı bana yapacağını. Çok güzel. Vallahi ben anlamadım ki. Aa, arkada Eren Fix, shit show başlıyor arkada. Çok güzel iş bu. Hasancığım eline sağlık. Sınava çalışmak yerine Eren Aktan izlemişimdir. Sınav kağıdına yazdığım cevaplar. Ya yapma, ne yapıyorsun? Trabzonlu 61. Oğlum bunu vermedin değil mi kağıt olarak? Ne bu? Dostoyevski'nin Suç ve Ceza adlı eserindeki olayların geçtiği yer aşağıdakilerden hangisidir? Eren Aktan'ın evinin yanı. Ceza adlı romanın kahramanları Raskolnikov'un cinayet anındaki planındaki en ince taraf neydi? Maço müzikleri. Dostoyevski'nin Suç ve Ceza adlı romanındaki aşağıdaki hangisi çıkarılabilir? Eren Aktan bazen kendiyle konuşur. Dostoyevski'nin Suç ve Ceza romanındaki kahramanlardan Raskolnikov kaçıncı sınıfta bir mahkumdur ve hangi cezaevinde yatmıştır? Küçük Bobby'dir ve cezaevi bilinmiyor. Kaç aldım bunu da? Manyak herif ya. İyi niyetli bir çalışma bakalım. Mitsubishi Canter. Dizel motorlu, ekonomik, güçlü. Ağır taşır. Büyük taşır. Küçükleri de taşır. Mitsubishi Canter, yıllarca yollarca. Mitsubishi Canter. Hızlı, güvenli posta hizmeti. Bu ne oğlum? Ne izliyoruz lan? Niye bunu izliyoruz? Acil durum. Bu video Aktanfer Savunma Bakanı tarafından tüm Aktanfer hakkına yapılmıştır. Ne oluyor lan? Eğer bir seksi bedenseniz lütfen evinizden çıkmayınız. Evinizde yakışıklı, mükemmel erkek ötesi onursal kralımız Bobby'ye benzeyen biri görürseniz 130... Ha siktir arkadaşlar, bizim izlediğimiz şey gibi bu. Mandela efekt gibi, dur hızlı izleyelim. Hızlı. Size elinizdeki zille zarar vermeye çalışacaktır. Eğer zili çalarsa kaçın. Hızlandıkça hızlanın. Hızlandıkça hızlanın. Oğlum Reddit'e gelmiş en iyi şeylerden biri olabilir ha. Wow, çok iyi. QWERTY. Yazalım. Mandela ya. Süper be. Sizi salaklar. Bu adamın insan olduğunu mu sanıyorsun? Türkçen iyi. Bir de yakından bakmanı öneririm. Bir de. Evet dostum, adam bir cin. Ne? Evet dostum, adam bir cin. Belki de her gün insan kaçırıp onlara aşırı ben altı konuşarak işkence yapıp onları ölüme terk ediyor. Salak. Çok iyi. Saksomatik 31. Nick interview mu? Yazalım. Umarım yaparsanız çok güzel, çok güzel olurmuş. Zade ve Maço ile GTA RP gecesi. Benim kafanın içinden bir an evvel çık, seni dava ederim ha. Başka bir şey düşünemiyorum. Başka bir şey gözümün önüne gelmiyor. Başka bir şey düşünemiyorum ya. İşte belki yaparız bir gün ya. Belki bir gün yaparız. What the fuck? Artık yayıncına kalkmıyordur. Artık? Bana da kalkmasam artık. Ya. Yaşandı mı? Artık kalkmıyor mu bana? Ya ne diyorsunuz? Şimdi bir düzenle yapacağım.
Tinker Batman atınca Eren abi. Şimdi götünüze bir takım işlemler yapacağım. Evet, domalım. Şu altınızı bir çıkaralım. Evet. Şimdi göt deliğinizde bir ıslaklık hissedeceksiniz. Çok normal. Çünkü götünüze tüküreceğim. Sakin ol. Öleceğim bugün ya. Naçizane Dizovski, hadi bakalım. Bu intro mu? Oha! Ne dedik? %50 ihtimal. Şimdi biraz düşünürseniz bu alınabilecek bir risk değil. Risk oranı çok fazla çünkü. %50. %50 cehennemde sonsuz işkence. Yani bitmiyor da. Bu olabilir bu abi. Viper hoş geldin. Teşekkür ederim. Giresun hoş geldin. Hayda. Başkanım, ayakkabınız kaç numara? 46 numara. Başkanım 46 diye bir numara mı? Oha, olur? Şaka mı? Gerçek mi lan? Gerçek mi? Köyde mal davar peşinde koşa koşa ayağımız büyüdü senin gibi. Orospu çocuğu değiliz ki. Efendim? Nasıl oldu lan o? Senin gibi orospu çocuğu değiliz ki. Çok iyi yapmışlar. İlk gerçekten Mustafa Sarıgül söyledi anladım. Ati ne dedin? Eniştenizin ayağı 52 mi? Enişte sığır mı? Affedersin de. Nasıl lan? Yani nasıl ya? 1.98 boyu. İstediği boyu 52 ne oğlum? Bu kadar oğlum ayağı. Dur bakayım. 52 numara ayak kaç santim oluyor? 36 santim. 35,5 santim. 36 santim. Yine çok bir şey değişmeyecek arkadaşlar. Bu kadar oldu. Olur mu oğlum böyle bir şey? Adam öldürür lan bu. Topuğuna kadar alırım. Ya Allah Allah, ne oluyor o gece ya? Editörüme bak, ne diyor ya? Aa, Mafat askere gitmiş. Askeren pozu vermiş yavrum benim. Yavrum benim, dur askerini çıkaralım yanına senin. Ben kaldırmışım, seninki inik. Seninki inik. Olsun. Eren Aktan sevdası Trabzon'da, eyvah. Eren Aktan, hayatı boyunca göt sevgisiyle tanınan ve bu sevgisini her zaman açıkça ifade eden... Ben hayatımda bu kadar garip bir yayın yapmamıştım kariyerim boyunca lan. Çocukluğundan beri arkadaşlarına ve ailesine sürekli olarak göt kelimesini kullanarak espri yapar ve güldürürdü. Bu onun en sevdiği kelimeydi ve ona her zaman mutluluk verirdi. Ancak Eren'in hayatı gençlik yıllarında değişti. Okulda diğer öğrencilerin onunla dalga geçmesi ve ona göt sevdalısı gibi isimler takması onu zorladı. Bu süreçte Eren depresyonla mücadele etti ve kendini yalnız hissetti. Ancak Eren'in hayatı Twitch dünyasıyla tanıştıktan sonra tamamen değişti. Eren, kendisi gibi düşünen insanlarla tanıştı ve hayatındaki göt sevgisini paylaşabileceği bir topluluk buldu. Kendi Twitch kanalını açtı ve içeriklerinde açıkça göt hakkında konuştu.
İlk başlarda eleştiriler aldı ancak zamanla daha geniş bir hayran kitlesi oluşturdu. Arkadaki şarkıyı da duyuyor musunuz hala? Eleştiriler aldı ancak zamanla daha geniş bir hayran kitlesi oluşturdu ve ünlü bir Twitch yayıncısı haline geldi. Tanın göt sevgisini anlamak dünyanın ekonomik durumunu anlamaktır. Eren Aktan'ın Hayatı adlı eserden alıntıdır. Çeviren Trabzonlu 61 TR. Bir teşekkürler Trabzonlu 61 TR. Götümü Öp Derneği tarafından yapılmış arkadaşlar. Bu video halkın bilgi alması amacıyla Götümü Öp Derneği Trabzonlu Başkanlığı bütçesinden yapılmıştır. Yapıştır. Çok iyi Trabzonlu yaz ya. Mükemmel iş ya. Wake up to reality. Editlere bakarsak mahallenince kazanacak da öyle zannetmiyorum. An itibariyle Aktan Fel. Siber saldırı var efendim. Evet. Ne çabuk ya. Ne çabuk ya. Elektriği kes. Herkes sistemlerini kapatsın. Bulunduğunuz yerlerdeki ana şalterleri indirin. Hemen çıkın. Niye oğlum? Niye kaçıyorlar siber saldırı var diye? Evden niye çıkıyorlar oğlum? Allah Allah, ne saçma. Siber saldırı var. Evi satın. Kabloları söküyor ya. Ya manyak mısın oğlum? Siber saldırı böyle bir şey değil lan. O kabloların içinden küçük mayıklar geliyor mu zannediyor acaba? Elektriği kapat. Modemi kapat. Bitti gitti ya. Canım sıkkın. Bana ne? Evladı. Dert kuyusumuyum ben. Dirgit köy. Ne oluyor lan? Canım sıkkın. Ne oldu? Anlatmak ister misin? Ne olursa ben yayında yanındayım. Ha, düzgün Eren Aktan'a cevap vermiyorsunuz. Bu gerizekalı Eren Aktan'ı mı seviyorsunuz anlamında bu? Ne demek bu şimdi? Evet mi? Bu ne? Abi yeni kameran hayırlı olsun. Ben boşa çabalıyorum abi. Böyle izliyorum. Bu ne oğlum artık? 8 bit Eren Aktan. Sülfikalibur. Yaz. Mert Günan'ın Doğaçlama Ne Yaptın şarkıları. Harbi mi? Hepsi var mı? Ya. Hayır. Öyle demişim. I was sucking dick. Arkadaşlar müthişti ya bugün Reddit Check. Ellerinize sağlık arkadaşlar ya. Mükemmeldiniz.